Sektör Yön Verenler programından hepinize sevgiler, saygılar. Değerli seyircilerim, Business Channel Türk ekranlarındayız. Efendim, bu çatı altındayız ve yine çok değerli bir konuğum var. Konuğumla bugün biz tatlı konuşacağız. Tatlı tatlı sohbet edeceğiz. Tatlı yiyeceğiz. Biz konuşurken siz tatlı yapabilirsiniz ama siz yapın. Evet, almayın. Ya da bakalım neler olacak. Ve konuğum Şef Hicran Adıyaman Suyolcu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hicran Hanımcığım. Tatlı yiyip tatlı konuşacağız dedim. Evet, çünkü siz aynen bol öyle. Bol tatlı yapıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Öyle. Ben de çok seviyorum tatlıyı. Yemeği de seviyor musunuz? Yemeği aslında çok seviyorum ama hani zamanla böyle bir doygunluk geliyor. Ya, aynı aynen. Güzel bir de yaptığım zaman yaparken zaten ilk önce bir gözümün doyması gerekiyor. Valla ben şeyi yaparken hiç doymuyorum yani. Yaparken doyuluyor mu yaparken? Acaba? Yaparken de doyum oluyor aslında. Şöyle bir süre sonra. Bir tık da olsa oluyor bir süre sonra. O da şu şekilde. Yapıp hazırlarken, hazırladığın aşamada zaten bir doygunluk hissiyatına varıyorsun. Demek sonra ki gözün doymaya başlıyor. Arkasından da tadım yapıyorsun ve karnın doymaya başlıyor. Ne güzel. Çok güzel oluyor. Vallahi ne güzel. Genel olarak çünkü benim bildiğim aşçılar, şefler hani evet, eskiden biraz böyle kilolulardı. Daha da kilolulardı değil mi? Evet. Başlarında aşçı şapkaları, ne hoştur o şapkalarda. Evet, evet. Üzerlerinde önlükleri, önü kapanmaz önlükleri ama giderek böyle evet, olmamaya başladı. Şimdi sizin yolculuğunuz, bu işteki yolculuğunuz biraz daha ilginç. Evet. Değil mi? Çünkü siz bir anlatın kendinizi. Nasıl başladınız? Alaylı mı başladınız yoksa bu işin okulunu mu okudunuz? Ne oldu? Tabii. Ben Tokat'ta doğdum ama Bursa'da büyüdüm. Babam devlet memuru. Babamın işi tayini dolayısıyla Bursa'ya taşınmıştık. Bursa'da büyüdüm diyebilirim. Evlendikten sonra Aydın'a geldim ve 11 yıldır Aydın'da yaşıyorum. Bu mesleğe de lise çağlarında başladım. Lisede ben bu pastacılık ve aşçılık üzerine eğitimlerime başladım. Lisede arkasından, derken lise yani hangi okuldan aldınız bu eğitimi? Yıldırım Kız Meslek Sesi'nden aldım. Hmm. Ev yönetimi ve beslenme bölümünü ev bitirdim. Ekonomisi. Evet, ev ekonomisi vardı değil bitirdim mi? Evet. Onun üzerine de bunu ilerletmeyi düşündüm. Yani ilerletirsem nasıl olur? Acaba yapabilir miyim ya da yapamaz mıyım? Neler yapmalıyım gibi düşündüm ve bu yolda ilerlemeye karar verdim. Bir de ben yapmayı seviyorum. Hani yemekten fazla yapmayı daha çok seviyorum. İnsanlarla paylaşmayı çok seviyorum bunu. Üretmeyi seviyorsunuz. Üretmeyi siz seviyorum. Sonra? Sonra dedim tamam Hicran, bu işi yapacaksın. Yani oradan meslek lisesinden mezun olup bu işe adım attınız. Evet. Üniversiteye başladım sonra. Gıda teknolojisi bölümünü bitirdim ben. Adnan Menderes Üniversitesi Çin'e Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldum. Bir yıl mikrobiyoloji dalında asistanlık yaptım. Gıda teknolojisi. Evet, gıda teknolojisi. Evet. Bir yılda mikrobiyoloji dalında asistanlık yaptım. Bunun üzerine de İstanbul'da uluslararası profesyonel şef aşçılık ve şef pastacılık eğitimleri aldım. Oh. Sonra dedim ki durum, ben bunu okudunuz aynen aslında. Okudum, aynen aynen ama okudum. O sırada yapıyor musunuz? Daha yok değil mi? İşe başlama diye o bir şey var mı? O sırada işe başlama diye bir şey yoktu. Yok. Dedim ki ben bunu ilerletmeliyim. Ne yapmalıyım? Şimdi ben az önce de söylediğim gibi hani paylaşmayı da sevdiğim için biraz hı-hı, böyle. Dedim ki ya ben bunu insanlara neden anlatmıyorum? Neden yapmıyorum? İnsanlarla birlikte yapalım, paylaşalım şeklinde oldu. Arkasından milli eğitime gittim. Başvuru dilekçelerimi verdim. Sonra halk eğitim merkezlerinde göreve başladım. Hı-hı. 3 yıl Germencik Halk Eğitim Merkezi'nde görev yaptım. Şimdi bu yıl İncirliova Halk Eğitim Merkezi'ndeyim. 2 yıl olacak bu sene İncirliova Halk Eğitim Merkezi'ne başlayalı. Öğrencilerimle pastacılık, aşçılık üzerine eğitimler verdim. Çok güzel tatlar, çok güzel mutfaklar. O yemek kültürünün böyle hani derler ya böyle küçük değil de daha geniş, daha güzel, farklı lezzetleri nasıl yapabildiğimizi. Aslında gözümüzün arkasında sadece hani göz önünde olan işte tuz, karabiber, kırmızı biberdir klasik mesela. Biz birazcık daha böyle işte muskattır, işte ne bileyim kimyondur, işte kekiktir. Hani bunları başka nelerde kullanabiliriz? Bunları da anlatarak tatlı dışında yemeklerde yapıyorsunuz. Tabii yapıyorum. Evet, yapıyorum. Yalnız muskatın dikkatli kullanılması gerektiğini biliyorum. Öyle evet mi? Şu şekilde. Çok kullanılırsa ne olur? Eğer çok fazla kullanılırsa acımtırak bir tadı olur. Hı. Yediğiniz zaman böyle sasımsı bir lezzet alırsınız. Hmm. O yüzden aroma vermesi için çok az bir şey. Rendenin küçük tarafıyla hatta rendelediğinizde hiç o lezzeti hani
böyle kıtır kıtır ağzınıza bile gelmez. Çok rahat yani bir şekilde tüketebilirsiniz. Serpecek kadar. Küçük bir parça rendelemişim sadece. Karabiberi şöyle serpiyorsun aynen, ya. Aynen, aynen onun öyle. Onun gibi bir şey aynen çay öyle. Kaşığın ucuyla. Aynen. Belki o bile çok. Çok muskatı nerelerde kullanıyorsunuz? Muskatı birçok şeyde kullanıyorum yani ben. Tuzlu mesela yemeklerde mi? Tatlılarda da kullanılıyor muskat. Tuzlularda daha ağırlıklı kullanıyorum ben. Tatlıda? Ya tatlılarda da kullanıyorum ama böyle çok fazla kullandığım bir şey değil yani benim. Nasıl bir tat veriyor? Muskatın tadı biraz ilginç değil mi? Ha, evet o acımsı evet, tadın evet. Hafif. Onun için pek tatlıya gitmeyebilir belki. Tuzlu da daha fazla kullanılıyor. Değil mi? Ben de o şekilde faydası yapıyorum. Faydası mı tuzlu daha fazla kullanıyorum. Bir faydası var. Faydaları var evet. Çok fazla faydası var. Muskatın en büyük faydasından bir tanesi sindirim sistemiyle ilgili. Dolaşım bozukluğuyla da ilgili. Oo. Aynen o şekilde de faydası oluyor. Yani şöyle rendeleyip bir parça atsam bile hani yoğurtla o evet, bile güzel olur mu? O şekilde bile kullanabilirsiniz. Onun içerisine hatta birazcık eğer evinizde varsa mesela böyle çok az bir şey kuru nane de koyabilirsiniz. Güzel böyle hemen aşağı yoğurtla yukarı şöyle sarımsak. Bir tatlı kaşığı kadar. Ben? Bak nasıl yapıyorum şimdi sarımsaklı yoğurt birazcık muskat. Evet. Değil mi? Birazcık nane. Bir tatlı kaşığı kadar şöyle çok az bir şey de sızma. Sadece zeytinyağı kullanabilirsiniz. Hı. Artık ondan sonra. Bitti yemek yeme. Benim ellerimi sizin ayaklarınızı bağlasınlar diyelim. Aynen aynen. O kadar çok güzel, güzel oluyor gerçekten. Aslında evet, bazı mesela mezelerde de kullanılabiliyor böyle yoğurtlu mezelerde özellikle. Güzel tamam. Lezzet veriyor. Şimdi ben gidince muskat alacağım. Bulabiliyorum değil mi? Marketlerde var mı? Büyük marketlerde. Marketlerden de bulabilirsiniz. Aktarcılardan alırsanız daha iyi olur. Aktardan alalım. Evet. Dur. Bak nerede satıldığını bilmiyorum. Vallahi bu ne güzel. Bu programlar sayesinde öğreniyorum bazı şeyleri. Evet. Harikulade insan her yaşında bir şey öğreniyor. Bir de tabii siz de bilirsiniz yıllar geçtikçe biraz daha farklılaşmaya başladı değil mi? Evet. Çeşit çoğalmaya başladı. Dünya mutfağını tanımaya başladık. Oralarda kullanılan lezzetler bizim mutfağımıza girmeye başladı. Dünya mutfağıyla da ilgileniyor musunuz? İlgileniyorum. Dünya mutfağıyla da ilgileniyorum. Özellikle soslarıyla ilgileniyorum. Geçen haftaydı öğrencilerime İtalyan sos hazırlayıp güzelce böyle pizzalar yaptık. Mini İtalyan porsiyonluk sos. Pizzalar yani yaptık. Tarif etsenize bir İtalyan sos bize. Tarifi direkt vereyim. Ver direkt tabii canım. Yapamayacağız burada tabii şimdi yok ama evde yapalım. Evlerinizde çok rahat bir şekilde deneyebilirsiniz yani. Çok mesela nasıl? Az. Şöyle porsiyonluk olarak da kullansanız, isterseniz bütün olarak da, bütün bir pizzada yapacak olsanız çok rahat bir şekilde o sosu kullanabilirsiniz. Hatta ben aynı sosu makarnada, spagetti makarnada da kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Onu da tavsiye ederim sizlere. Çok merak ettik. Evet. 2 yemek kaşığı salça kullanıyorum bunun için ben. Hı hı. Salça ev salçası da olabilir de hani birazcık daha tuzlu oluyor böyle. O yüzden tuzlu olduğu için tuz koymanıza hiç gerek bile yok. Hı hı. Yediğinizde böyle hafif bir tuz tadı almanız açısından. İçerisine yarım su bardağı kadar hemen çok az. Hatta yarım su bardağından da bir parmak az böyle sıvı yağ kullanıyorum. Zeytinyağı değil mi o? Sıvı yağ. Bitkisel yağ mı? Direkt ayçiçek yağı tamam. Kullanıyorsunuz. Onun üzerine çok az bir şey böyle karabiber, tuz, birazcık da kekik kullanıyorsunuz. Kekik zaten inanılmaz aroma veriyor. Ve bunun içerisine bir de 2 diş de sarımsak. Rendeliyorsunuz güzelce onu ince tarafından böyle. O kekikle sarımsağın birleşimi muhteşem bir lezzet yaratıyor zaten. Hele bir de onu salçayla böyle sosla biz ona marine sos diyoruz. Marine sos hazırladığımızda inanılmaz güzel oluyor. Şimdi bu sosu hazırladıktan sonra... Sirke koyuyor musunuz? Sirke kullanmıyorum yok. Sirke kullanmıyorum. Böyle sanki bir elma sirkesi gibi de ben biliyorum bir evet. Tatlı kaşığı falan. Hiç duydunuz mu? Duydum ama şeylerde. Ben kullanmıyorum. Siz yok ben peki. Kullanmıyorum. Kullanmayalım. Bunu da kullanmıyoruz. Sirke yok. Biliyorsanız da yok. Ne vardı? 2 yemek kaşığı salça. Dur bakayım hatırlıyor muyum? Tamam. 1-2 tane böyle diş sarımsağı güzel ince tarafından rendeliyoruz. Ondan sonra 1 çay bardağından biraz az sıvı yağ koyuyoruz. Evet. Tuz karabiber koyuyoruz. Evet. Başka bir şey hatırlamıyorum. Başka bir şey kullanmıyoruz. Bu kadar. Direkt onu güzelce çırpma teliyle çırpıyorsunuz. Ve o arkadaşı üzerine bir şey kapatıp direkt buzdolabına atın. Aa. İzin verin arkadaşıma, bir bak, saat. Bir arkadaş diyen daha aşçı çıktı. Onlar arkadaş, dost. Evet, yani o şekilde oluyor yani. Hani bu arkadaşı alayım işte birazcık da karabiber falan demiyoruz yani. Ya. Hani
birazcık işte karabiber alayım, birazcık tuz alayım falan yapmıyoruz. Biz direkt artık hani işte bu arkadaşı alıyoruz, çok az bir şey kullanıyoruz ya falan. Ne yapacaksın şeklinde. Bütün gün onlarla geçince artık aynen, onlarla aynen. Konuşuyorsunuz. Aynen öyle. Buzdolabına koyduk. Buzdolabına koyduktan sonra aşağı yukarı tahminen şöyle o bir 15-20 dakika kadar üzeri streç filmle kapalı vaziyette bekleyecek. Geceden yapayım ben bunu ertesi gün geceden için. Geceden de yapabilirsiniz. Daha mı iyi? Sabah ne zaman isterseniz. Olur. Hı-hı. Ne zaman isterseniz yapabilirsiniz. Arkasından mayayı bırakmış oldum. Hani o bir pizza yapıyoruz ya şimdi pizza sosu. Hmm. Pizza sosunu güzelce. O mayam vardı ya şöyle bir hamurum. Hı-hı. Mayalı hamurumu güzelce yumuşak yaş maya mı kullanalım? Şöyle ben nasıl yaş maya kullanıyorum. Yaş maya genelde. Ama şöyle bir püf noktası var. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle izin verirseniz. Eğer fırın tepsisi büyüklüğünde pizza yapacaksanız yarım paket yaş maya kullanın. Yarım paket yaş maya kullanın ki hamurunuz böyle ekmek gibi kabarmasın. Hmm. Orijinal pizza gibi olsun. Hmm. Eğer porsiyonluk pizza yapıyorsak o zaman bir paket yaş mayayı çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani büyük bir tane pizza yapıyorsam yarım maya. Paket yaş ama maya. Şu kadar yapıyorsa evet, bir porsiyonluk tane. Porsiyonluk yapıyorsanız Allah Allah. Bir tane kullanabiliyorsunuz. Tam tersini düşünürdüm ben. O ekmek evet. Gibi olabilir mi porsiyonluk? Porsiyonluklar da ekmek gibi olmuyor çünkü hamuru bütün halde tepsiye yayma işlemi yapmıyoruz. Hmm. Porsiyonluklarda biraz daha böyle küçük küçük kullandığımız için küçük bezeler halinde porsiyonluklar hazırladığımız için. O yüzden sıkıntı olmuyor. Tamam. Dilediğimiz gibi böyle güzel hem yumuşacık bir hamur elde etmiş oluyoruz. Bir de o hamurumuzu küçük bezelere bölüyoruz. Böldükten sonra içerisine hemen böyle elle birazcık açıyoruz. Eğer el kullanmak istemiyorum derseniz de el kullanalım. Daha iyi kalpten gelecek şöyle, sevgi. Şöyle el kullanalım. Elde. Fakat bazı insanlar böyle hani ya ben elimi hamura pek bulaştırmak istemiyorum diyebiliyorlar. Var. Şöyle de yapabilirler. Eldiven kullanmak da hani istemezlerse. Bir tane su bardağını sıvı yağ arka kısmını batırıp ondan sonra beze halindeki hamura hiç dokunmaya bile gerek yok. Direkt üzerine bastırıp hafiften şöyle çekebilirler. Mayalı hamur olduğu için bu çok az böyle bir toplama yapacaktır. Elastik bir hamur haline geldiği için. Çünkü dinlenip tabii. Mayalandığında o doğru. Hale geliyor. Onun arkasından direkt hemen bu tırnak pide dediğimiz bir şey var böyle hamura hafiften böyle. Çatallama, biliyorum. Çatalla da yapabilirsiniz o işlemi ama biz genelde elle yapıyoruz. Sadece orta kısmını tırnaklıyorsunuz. Ondan sonra artık o sosu kullanma zamanınız geliyor. Bir yemek kaşığı kadar böyle sostan alıyorsunuz. İlk başta o sos sanki böyle ya yağı çok mu fazla geldi? Acaba baharatı mı falan diye düşünüyorsunuz ama inanılmaz muhteşem oluyor. Güzelce onu alıyorsunuz. Pizzanın yan şu üst kısmını ve orta kısmını bulaşacak şekilde her tarafına onu güzelce yaydırıp sürüyorsunuz. Arkasından malzemeniz artık domates, biber küp doğranmış şekilde böyle kabuğu soyulmuş domatesler küp doğranıyor. Bir de domatesleri kullanacağınız zaman küp küp doğradıktan sonra mutlaka süzgeçten geçirin. Koyun direkt altına şöyle sallayın suyu bırakın aksın. Bize sadece tanesi lazım. Eğer ben tanesini direkt tuzu şey suyuyla süzmeden direkt eğer kullanırsam o zaman hamurumun içerisinde çok az bir miktarda su da olacak. Bu sefer ne olacak? O suyu artık o hamur işte çekecek. İşte sucuğum pişecek. Allah'ım sosislerim pişti mi? Ya biberim kızarmadı falan oluyor. Öyle bir şey yaş hiç gerek yok. Için. Yaş olmasın. Tamam. Altında çünkü sosunuz var zaten. Böyle bir püf noktayı da atlamak istemedim. Onun üzerine malzemelerinizi koyduktan sonra işte mantardır, böyle zeytin, siyah zeytin özellikle çok yakışıyor. Onu da koyduktan sonra üzerine çok az bir şey susam serpiyorum ben. Aha, çok güzel. Pizzanın direkt üzerine ham susam olacak. Ama pişmeye koymadan değil mi susam? Pişmeye koymadan. Yanmıyor yani. Malzemeleri koyduktan sonra hamuru içerisine o çukur değil tabii, ya. Tabii peynir koyduk, sucuk koyduk, sonra, salam koyduk, ne istersek mantar koyduk. İşte isterseniz mısır kullanabilirsiniz. Mısır şimdi geçti aklıma, evet. Güzelce susam serpin üzerine şöyle çok az bir şey. Her yerini kaplamanıza gerek yok lezzet versin diye. Onun arkasından güzelce o arkadaşları verin fırına 200 derecede pişirin. Caniz bir arkadaşlar. Arkadaşlar aynen. 200 derecede. 200 derecede kaç dakika? Pişirin. Aşağı yukarı tahminen şöyle 25 dakika kadar yani 20 dakika 25 dakika kadar falan sürüyor. Tamam.
Fırına göre. Pişecek. Piştikten sonra çıkartın. Çıkardığınız anda hemen fırını kapatmanızı 2 dakika kala ince rendelenmiş böyle kaşar peynirlerimiz var. O kaşar peynirlerimizi de güzelce şöyle üzerine ilave edip fırına verip pişir pişir pişir. 2 dakika içinde de onlar eriyorlar böyle. Üzerleri hafiften bir de onların kızarıyor ve çok güzel bir lezzet oluyor. Ondan sonra çıkartıp afiyetle servis yapıp yiyebilirsiniz. Sonra da spor. Bisiklete binin, yürüyüş yapın. Pilates'e gidin. Keyifle yiyin, keyifle her şeyi bitirin, çayı falan evet. içip ondan sonra hadi bakalım. Aynen şimdi aynen. Şimdi yürüyelim diyelim. Peki bu mayalar şimdi biliyorsunuz hazır. Hazır evet. maya ama eskiden ne yapardı annelerimiz? Nasıl maya yapılır biliyor musunuz? Eskiden direkt ham buğday falan alınırdı. Onlarla yapılırdı direkt maya. Hiç bilmiyorum. O şekilde hazırlanırdı. Yani şimdi zordur günümüze herhalde. Bakarsak tabii. Şimdi günümüze bakarsak eğer şu an hiç yok mesela. O yaş mayalar. Ya tohum maya kullanılıyor ya yaş maya kullanılıyor. Ama yani yine de hani doğal olanına gitsek biz birazcık daha sanki iyi olacak yani. Gibi. Çünkü onlar da evet. hani katkı var işlerinde ya. Evet. İşte doğal evet. nasıl yapıldığını öğrenmek lazım aslında değil mi? Bilmek evet. lazım, bir araştırmalı. Aynen. Tabii siz sürekli yaptığınız için böyle çok çok yapıyorsunuz ama evet. öğretin kızlara da. Okulda sırf kızlar mı öğrenciniz? Erkekler Hayır. de var mı? Bay bayan herkes var. Herkes 14 var. 14 yaş üstü herkese eğitim veriyoruz. Kaç yaşına kadar? 60, 70. Artık ne kadar isterse. Kimler gelmek isterlerse yani yaş sınırımız 14 yaşla başlıyor ama sonu yok. Sonsuz. Yani, ne güzel ya. 75 yaşında öğrencilerim de vardı benim. Hedefiniz ne? Hobi olsun diye de geliyorlar mesela. Öğrenmek için de geliyorlar. Tabii tabii. Hedefim Allah nasip ederse bir gün belki bir ihtimal gerçekleşir. Bir televizyon programı yapmak. Türkiye'de o kadar çok aslında menümüz zengin yapın. Ki. Yapın işte ne güzel İnşallah imkanlar yapacağız. Var. Artık yavaş evet. yavaş açılıyor size bak imkanlar. Evet, evet. Tamam biz hazırız gelin yapın biz de. Şöyle o kadar çok aslında güzel bir mutfak kültürümüz var ki. Osmanlı pastacılık mutfağından üzerinde de her şehrin ayrı ayrı kendine ait yöresel yemekleri var. Evet. Şimdi Türkiye için de öyle, bu yurt dışı için Tabii. de aynı şekilde. Ben ilk başta Türkiye'yi şöyle bir ele almak istiyorum. Bizim bilmediğimiz daha o kadar çok farklı lezzet var ki. Hadi inşallah. Yani insanlar bunu şey sanıyorlar. Ya bir çorba yapmak istiyorum ama herkes mesela ev hanımlarımız çok düşünürler yani. Ben de mesela bazen düşünüyorum ya bugün ne yemek yapsam acaba? Çorba ne yapsam? Veya ana yemek ne yapsam? Sizin programda da bugün ne yapsam? bugün ne yapsam? Bir şey değil mi? Bugün ne Veya yapsam? Veya sayfamın ismi de olabilir mesela Pastartika diye. Ama bugün biz tuzudan konuştuk pastacı ama. Evet, ve programın evet. sonuna geldik biliyor musunuz? Öyle Program mi? evet. Güzel pastalar da yapıyorsunuz evet, tabii. Evet yapıyorum. Ama hedeflerinize bir gün ulaşacağınızı düşünüyorum. İnşallah. Programınızı da yaparsınız. İnşallah. Ben geçtiğimiz Mayıs ayında Kırklareli'de Türkiye'de ilk kişisel pastacılık sergisini gerçekleştirdim. Sergim 3 gün oldu. Allah Allah. Benim bu sergiyi yapmam da çok büyük bir amacım vardı. Siz mi yaptınız bunu? Ben yaptım. Sizin evet. fikriniz. Benim sergimdi, benim fikrimdi. Bu sergiyi yapmak benim fikrimdi. Aynı zamanda Ege Sanat Birliği'ndeyim ben 3 yıldır. Farklı şehirlerde çok güzel hocalarımızla işte el sanatları olsun, resim olsun, heykelcilik olsun, aklınıza ne gelirse her çeşit böyle meslek dallarından öğretmen arkadaşlarımızla birlikte buradan da onlara çok selamlar söylüyorum. Kendilerini çok öpüyorum. Onlarla birlikte çalıştay sergileri yapıyoruz. Kırklareli'de çalıştay sergisi yaptığımızda hepimiz de plaket aldık başarımızdan dolayı. Maşallah. Ve belediye başkanımız Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu bana dedi ki kişisel pastacılık sergisi düşünür müsün? Ben de dedim ki evet düşünüyorum. Böyle bir hayalim zaten vardı. Ve ben bunu dedim yani bu sene gerçekleştirebilir miyim? Olur mu olmaz mı derken bir yıl sonra yani bu sene Mayıs ayında 3 gün boyunca çok güzel bir şekilde ağırlandık ve çok güzel bir çalışma yaptık Bravo. Orada. Asistanımla birlikte gittik. Kırklareli'de 3 gün sergimizi yaptık. Sattınız mı pastaları? Sattık. Oh. Alan insanlar da oldu. Oh. Şöyle eğitim yedilerdi. Almak isteyen insanlar da oldu. Eğitim Çok de güzel. Verdik aynı zamanda orada. Benim amacım şuydu. Pastanın sadece şanti ve çikolatadan ibaret olmadığını göstermekti. Tablo görünümlü pastalar da yaptım.
Allah Allah. Figürsel butik pastalar da yaptım. Instagram adresinize girip bütün bunlara bakacağız. Aynen öyle, bakabilirsiniz. Harika. Direkt Pastartika sayfamın ismi. Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan istediğiniz zaman o şekilde girip ulaşabilirsiniz. Efendim. Bir yeni yol açtınız, çığır açtınız. Harikulade sevgili Hicran Adıyaman Suyolcu programıma konuk olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Değer seyircilerimiz, evet tatlı yedik, tatlı konuştuk, tatlı konuştuk. Şimdi tatlı yiyeceğiz. Aslında tuzlular da vardı işin içinde. Birçok değerli bilgiyi aldık sevgili Şef Hicran Adıyaman Suyolcu'dan. Ve sizler de artık deneyeceksiniz efendim. Size de afiyet olsun, ellerinize sağlık olsun. Görüşünceye dek esen kalın.